şükür olsun. Ne oluyor? Hayatta her şey var. Cana gel, cana mala gelsin. Sıkıntı yok. Kamyon yüksek, milyonluk otomobil normal araçlardan çok daha alçaktı. Fanatik Galatasaraylı kamyoncu görmedi, arkadan vurdu. Lüks aracın direksiyonundaysa Galatasaraylı Sabri, namı diğer Sabri Reis vardı. Tanıyor musun Sabri Bey? Tabii ki tanıyorum ya. Takımlısınız. Hasta Galatasaraylıyım ben de. Evet. İkisi de direksiyondaydı. İkisi de sarı kırmızı renklere gönül vermişti. Ancak biri taraftar, diğeri oyuncuydu. Yolları yeşil sahada değil karayolunda kesişti. E5 ve Tem Otoyolu'nun birleştiği yerde çarpıştılar. Şov Haber ekibi de oradaydı. Galatasaraylı futbolcu Sabri burada lüks aracıyla kaza yaptı. Efendim merhabalar, geçmiş olsun. Sağ olun. Ne oldu? Ufak bir kaza oldu, zabıt tutulacak. Ya. Yıldız futbolcu uzun süre lüks aracın etrafını kontrol etti. Daha sonra kaza yaptığı kamyoncuyla tutanak hazırlama telaşına düştü. Burası Ok Meydanı Sapa. Ünlü futbolcu Sabri Sarıoğlu lüks aracıyla işte bu yönden geliyordu. Yan taraftan da hafriyat kamyonu geliyordu. Muhtemelen Sabri Bey aracın kör noktasında kaldı ve yan taraftaki kamyonu göremedi. İşte böyle bir kaza yaşandı. Herhalde yüksek araba görmedi beni. Evet. Arkadan vurdu. Kör noktaya mı denk geldiniz? Herhalde. Şansa bıçtı. Yıldız futbolcu gayet sakindi. Kamyon sürücüsü Mustafa Günse önce korktu, ardından da kendini savundu. Ben normal yolundan geliyorum, o da geliyor. İşte burada bir sıkışmayla meydana gelen bir kaza işte. Kör nokta mı oluyor burası? Burası kör nokta oluyor, evet. Orada yazılı zaten kör nokta diye. Lüks aracın değeri yaklaşık 1 milyon lira. Ancak ikisi de umursamadı. Kaskolarına güvendi. Aracın değerini biliyor musunuz? Aracın değerini bilmiyorum. Sabri Bey? Sabri Reis'imin değeri önemli. Aracın değeri önemli değil. Ne oluyor? Hayatta her şey var. Cana gel, cana mala gelsin. Sıkıntı evet. Yok. Taraflar kaza raporunu doldurduktan sonra olay yerinden ayrıldı.